Biraz sonraki yayının hazırlanan spotlarına bakıyorum. Evet, kuvvetler ayrılığı, Uludere raporu ve Özal'ın ölümüyle ilgili tartışmalar. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Haluk Koç bu konularda Ankara'da Miray Aktağ Uluç'un sorularını yanıtlayacak. Yayın Miray Aktağ Uluç'un. Miray. Siyasetin bugünkü en sıcak tartışma konularından biri Başbakan Erdoğan'ın Şebi Aruz törenleri için gittiği Konya'da kuvvetler ayrılığıyla ilgili söylediği, yaptığı açıklamalardı. Tüm bu başlıkların yanı sıra gündemdeki diğer konuları da konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Haluk Koç konuğumuz. Efendim teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Öncelikle Başbakan Erdoğan'ın bugün de mecliste tartışma konusu olan açıklamalarını sormak istiyorum. Kuvvetler ayrılığıyla ilgili kullandığı ifadeler. Siz CHP sözcüsü olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Yani Sayın Başbakan'ın kendinden menkul açıklamaları zaman zaman gündemi bu şekilde oluşturmaya çalışıyor. Yani Sayın Başbakan'ın kimliğinde bir demokrat kumaş olmadığını başından beri söylüyoruz. Sayın Başbakan'ın özlemi denetlenmeyen, sorgulanmayan, her yaptığından bir keramet çıkartılan bir sistemi kendi başına oturtmak. Denetimsiz, sorgusuz, sorumsuz bir icranın başı olmak. Kafasındaki sistem bu. Türk tipi dedikleri olay bu. Yani şu anda Başbakan talimatla yargının çalışmasından mutlu değil. Mutlaka sürecin hiçbir yerine karışmamasını istiyor. Denetleme sürecine girmesini istemiyor. Meclisteki yasama organının denetimi, iç denetim zaten parmak çoğunluğuyla engelleniyor. Yürütme organı kendisinde, yasama organı istediği şekilde parmak kaldırıyor. Yargı bu şekilde talimat da yetmiyor artık. Kendine göre bir düzeneye kavuşturulması gerekiyor. Medya ortada, basın ortada, üniversiteler ortada. Muhalefet de bizim istediğimiz gibi olsun mücadelesinde sürdürüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi hedeflerinde başta. Yani böyle bir sistem içerisinde başbakan otoriter bir rejimden, otokratik bir rejimden artık tam baskıcı, otoriter, denetlenmeyen, sivil, faşist bir başkanlık sistemi özlemini artık saklamıyor. Kafasının arkasında tutmuyor. Bunu ifşa ediyor. O noktaya geldim. Başkanlık sistemi önerisini aslında bu kuvvetler ayrılığı konusunda bir denetim mekanizması önerdiği konusunda bugün AK Partili vekillerin itirazları vardı aslında efendim. Ona yönelik açıklamanız ne olacak? Hiçbir açıklama yapmayacağım. Sahibinin sesi olanların yorumları pek üzerinde konuşulmaya, tartışılmaya değer değil onun için. Uludere raporu da henüz tamamlanmadı. Alt komisyon uzun bir sürede çalışmalarını yürütüyor. Olayın üzerinden neredeyse bir sene geçti ama rapor tamamlanmadı ve bugün partinizin milletvekilinin bir başvurusu vardı. Komisyonun bir an önce toplanması ve raporun hazırlanmasını istedi. Bu raporun tamamlanmaması ve faillerin henüz bulunmaması ile ilgili düşünceleriniz neler? Sadece bu konu değil tabii. Uludere önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Kimin için? Başbakan icrası için, başbakan tarzı demokrasinin Türkiye'deki uygulaması için en önemli meşruiyet alanlarından, sorgulanması gereken alanlardan bir tanesi. Burada yaşanan kriz sadece Türkiye'yi değil, AKP'nin içinde de ciddi sorgulamalara yol açıyor. Ve bu hangi mekanizmayla olursa olsun başbakanın sorumluluğuna gidebilecek olan bütün yollar tıkanmış oluyor. Bunu daha önce MİT soruşturmasını hazırlayan savcılara dönük biliyorsunuz Hakan Fidan olayında görmüştük. Başbakan Hakan Fidan'ın soruşturulma iznini kendine alarak özel bir yasayla korumaya almıştı. Daha sonraki açıklamalarında da ucu bana kadar uzanacak olan bir süreci tabii ki engelleyeceğim demişti. Şimdi bu kuvvetler ayrılığı ilkesinin tartışılmasında başbakana dönük böylesi süreçlerin başka davalarda da gündeme gelmesi söz konusu olursa yargının tamamen denetim altında, artık talimatla çalışan değil, denetimle çalışan bir yargı haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu demokrasiyle bağdaşan bir olay değil. Başbakanın sahte demokrat olduğunu ortaya koyuyor ve kafasının arkasındakini açık, net ifşa ettiği için de bir şekilde kendini ifade etmiş oluyor. Tablo bu, sivil, otoriter, faşizan bir rejim arayışları ki buna Erdoğan tipi başkanlık sistemi, buna hiçbir zaman parlamentoda başarıya ulaştıramayacaklardır bu girişimi. Efendim Uludere konusuna yeniden dönecek olursak aslında Cumhuriyet Halk Partisi de alternatif bir rapor da hazırlayacak gibi. AK Parti ile de bu konuda uzlaşamamış gibi görünüyor. Peki o raporun içeriğinde neler olacak acaba? Şimdi bakın AK Parti ile uzlaşma, AK Parti uzlaşma, Cumhuriyet Halk Partisi. Üçünün yan yana gelmesi mümkün değil. Çünkü AK Parti kendi söylediğini siz kabul ederseniz onu uzlaşma olarak kabul ediyor. Yoksa bir tartışma ortamı, bir demokratik süreçler içerisinde olgunca bir süreç yaşama AKP ile mümkün değil. Bu yaşanmıştır, görülmüştür
ve AKP ile demokratik kurallar içerisinde iş tutmak, bir süreci çalıştırmak mümkün değildir. Bunu açıklıkla ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uludere ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu konuda sorumlu arkadaşlarımız var. Onlar günü geldiğinde değerlendirmeyi yaparlar ama bir yıl geçti. Hükümetin ve devletin bu konudaki sorumluluğu ortada duruyor. Efendim teşekkür ederiz bizi ayırdığınız vakit için. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Haluk Koç sorularımızı yanıtladı. Şimdi söz yeniden İstanbul'da.